Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu arkadaşlar, diyalog imperfect. Zaten başlıktan da anlaşılacağı üzere perfect zamanda diyalog çalışması arkadaşlar. Burada bir diyalog çalışması yapacağız sizinle. Dili geçmiş zaman demiştik, öyle değil mi? Perfect zaman için. Hatırlayacak olursanız arkadaşlar, perfect zaman konusunda ben size demiştim ki buradaki kelimeler sadece bunlardan mutlaka ibaret değil. Başka kelimeler de karşımıza çıkacak. Tam da bu noktada arkadaşlar farklı kelimelerle hem perfect zamanı pekiştireceğiz hem de dün ne yaptığımıza dair karşılıklı olarak bir diyalog çalışmasını interaktif olarak göreceğiz arkadaşlar. Bu interaktif çalışma yönergesini ayrıntılı şekilde veriyor olacağım arkadaşlar. Öncelikle diyaloğun kelimelerin, cümlelerin üzerinden geçelim. Doğru telaffuzlarını yapalım. Ardından interaktif çalışmaya geçelim. Dilerseniz diyaloğumuz başlasın. Was hast du gestern gemacht? Evet, bu cümleye baktığımızda arkadaşlar, bu bir soru cümlesi. Gestern, dün demek arkadaşlar. Gemacht, hast gemacht. Bakın, haben gemacht. Bunun mastar haline baktığımızda, bakın burada machen'i görüyoruz. Machen, yapmak demek. Dolayısıyla geçmiş zamana baktığımızda ne oluyor? Hat gemacht şeklinde karşımıza çıkmış oluyor. Dolayısıyla dün ne yaptın diyecek olursak Was hast du gestern gemacht diye soruyoruz. Evet. Ich habe gestern die Wohnung geputzt. Evet arkadaşlar. Die Wohnung neydi? Die Wohnung ev ya da daire anlamına geliyordu. Evet, gestern neydi az önce söyledim. Dün demekti. Habe geputzt. Evet, bakın burada mastar halde baktığımızda putzen temizlemek demek arkadaşlar. Evet, dün dairemi ya da evi temizledim diyecek olursak Ich habe gestern die Wohnung geputzt. Evet, cümle devam ediyor. Ondan sonra habe ich eingekauft. Evet arkadaşlar, einkaufen neydi? Einkaufen, alışveriş yapmak demekti. Bunun perfect zamanda incelendiğinde ne olacak arkadaşlar? Yardımcı fiilim haben ile beraber habe eingekauft, değil mi? Dann habe ich eingekauft diyeceğim. Und am Abend, akşamleyin, habe ich Freunde besucht. Freunde neydi arkadaşlar? Değil mi? Arkadaş demekti. Evet, besucht, besuchen, ziyaret etmek demek arkadaşlar. Hatırlayacak olursak perfect zamanda ne demiştik? B, F, E ile başlayan fiiller genellikle o halde kalıyor. Yani başına G almıyor. Sadece sonlandırıcı T gelmiş oluyor demiştik. Dolayısıyla yardımcı fiilimizle beraber habe besucht şeklinde yorumlanmış oluyor. Bunun da anlamı neymiş demek ki? Ziyaret etmek demekmiş. Dolayısıyla bu cümleye tekrar baktığımızda Ich habe gestern die Wohnung geputzt. Evet, evi dün topladım ya da temizledim. Dann habe ich eingekauft. Ondan sonra alışveriş yaptım. Und am Abend ve akşamleyin habe ich Freunde besucht. Akşamleyin arkadaşları ziyaret ettim diyor bu cümle bize. Und du ve sen ancak Türkçemizde, güzel Türkçemizde ne deriz? Peki ya sen deriz. Ancak Almanca'da und du şeklinde soruyoruz. Peki ya sen? Was hast du gemacht? Sen ne yaptın? Bakın burada gene bir ne var arkadaşlar? Geçmiş zaman var. Machen tekrar ne şekilde karşımıza çıkıyor? Hast gemacht, değil mi? Was hast du gemacht? Evet, bu tarafta ne diyor? Ich bin gestern spät aufgestanden. Evet, bakın burada arkadaşlar. Aufgestanden, spät. Neydi spät? Geç demekti. Aufgestanden, buraya baktığımızda arkadaşlar. Aufstehen, yataktan kalkmak demek arkadaşlar. Ben dün geç yataktan kalktım demek arkadaşlar. Ancak aufstehen diğer anlamı neydi? İkinci anlamı ya da diğer anlamları olduğun yerden doğrulmak, ayağa kalkmak anlamına gelebiliyor. Demek ki arkadaşlar Ich bin gestern spät aufgestanden. Dün geç kalktım. Dann bin ich, evet, dann, ondan sonra demek arkadaşlar. Dann bin ich eine Stunde spazieren gegangen. Evet arkadaşlar,
eine Stunde, bir saat boyunca demek arkadaşlar. Spazieren gehen, buraya baktığımızda arkadaşlar, gehen neydi? Gitmek demekti. Spazieren gegangen, yani gezintiye çıkmak demek arkadaşlar bu. Spazieren gegangen şeklinde yorumlanıyor ancak ne oluyor bu arkadaşlar? Haben yerine sein alıyor. Dolayısıyla bin gegangen demiş oluyorum. Bir saat boyunca gezintiye çıktım derken ondan sonra bir saat gezintiye çıktım diyecek olursak dann bin ich eine Stunde spazieren gegangen demiş oluyorum. Sonraki cümleye baktığımızda arkadaşlar danach ondan sonra demek arkadaşlar. Danach habe ich das Mittagessen gekocht. Evet. Kochen neydi arkadaşlar? Pişirmek demekti. Kochen demek ki perfect zamanda incelendiğinde habe gekocht şeklinde karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla danach habe ich das Mittagessen gekocht. Öğle yemeği değil mi arkadaşlar? Das Mittagessen öğle yemeği demek. Dolayısıyla öğle yemeğini pişirdim bundan sonra diyecek olursam danach habe ich das Mittagessen gekocht und am Abend ve akşamleyin bin ich im Schwimmbad geschwommen. Evet, im Schwimmbad, das Schwimmbad kapalı havuz demek arkadaşlar. Im Schwimmbad ya da evet havuz anlamına da gelebiliyor. Geschwommen, evet arkadaşlar, schwimmen. Schwimmen ne oluyor arkadaşlar? Yüzmek demek. Bunun perfect zamandaki hali ne olacak? Geschwommen ancak burada yardımcı fiilimizin sein olduğunu dolayısıyla eş için bin geschwommen şeklinde yorumlandığına dikkat edelim. Dolayısıyla bundan sonra öğle yemeğini pişirdim. Akşamleyin de havuzda yüzdüm diyecek olursak danach habe ich das Mittagessen gekocht und am Abend bin ich im Schwimmbad geschwommen demiş oluyoruz. Dilerseniz bu öğrenmiş olduğumuz cümleleri doğru telaffuzlarıyla tekrarlayalım. Ardından bu interaktif çalışmayı verelim arkadaşlar. Was hast du gestern gemacht? Was hast du gestern gemacht? Ich habe gestern die Wohnung geputzt. Dann habe ich eingekauft. Und am Abend habe ich Freunde besucht. Ich habe gestern die Wohnung geputzt. Dann habe ich eingekauft. Und am Abend habe ich Freunde besucht. Und du? Und du? Was hast du gemacht? Was hast du gemacht? Ich bin gestern spät aufgestanden. Dann bin ich eine Stunde spazieren gegangen. Ich bin gestern spät aufgestanden. Dann bin ich eine Stunde spazieren gegangen. Danach habe ich das Mittagessen gekocht und am Abend bin ich im Schwimmbad geschwommen.
Danach habe ich das Mittagessen gekocht und am Abend bin ich im Schwimmbad geschwommen. Evet arkadaşlar, şimdi de sırada interaktif çalışmamız var. İnteraktif çalışmamızda arkadaşlar, ben sol tarafı size söylüyor olacağım. Siz de sağ taraftaki diyaloğu söylüyor olacaksınız. Hazırsanız başlayalım. Was hast du gestern gemacht? Ich bin gestern spät aufgestanden, dann bin ich eine Stunde spazieren gegangen. Danach habe ich das Mittagessen gekocht und am Abend bin ich im Schwimmbad geschwommen. Dilerseniz bu çalışmayı tekrar edelim arkadaşlar. Hazır mıyız? Was hast du gestern gemacht? Ich habe gestern die Wohnung geputzt. Dann habe ich eingekauft und am Abend habe ich Freunde besucht. Und du, was hast du gemacht? Ich bin gestern spät aufgestanden. Dann bin ich eine Stunde spazieren gegangen. Danach habe ich das Mittagessen gekocht und am Abend bin ich im Schwimmbad geschwommen. Dilerseniz arkadaşlar, bu sefer siz sol taraftaki diyaloğun sol tarafını söyleyeceksiniz. Ben de sağ taraftaki diyaloğu söyleyeceğim. Eğer hazırsanız başlayalım arkadaşlar. Ich habe gestern die Wohnung geputzt, dann habe ich eingekauft und am Abend habe ich Freunde besucht. Und du, was hast du gemacht? Dilerseniz arkadaşlar, yineleyelim bu çalışmayı. Ich habe gestern die Wohnung geputzt, dann habe ich eingekauft und am Abend habe ich Freunde besucht. Und du, was hast du gemacht? Ich bin gestern spät aufgestanden. Dann bin ich eine Stunde spazieren gegangen. Danach habe ich das Mittagessen gekocht. Und am Abend bin ich im Schwimmbad geschwommen. Evet arkadaşlar, bir dersimizin daha sonuna geldik. Bu dersimizde perfekt zamanda diyalog çalışması yaptık. Sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.